Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. Mali Genel Kurulu, binlerce üreticinin yanı sıra Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Şeker İş Sendikası Başkanı İsa Gök, çok sayıda muhtar, sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımı ile Konya Şeker Fabrikası'nda yapıldı. Genel Kurul'da Panko Birlik Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu bir konuşma yaptı. Konuşmasına Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin 70. olan genel kurulu hepimize hayırlı olsun. Türk çiftçisine, tarım sektörüne, şeker sektörüne, ülkemiz ekonomisine hayırlı olsun. Çiftçiliği bir meslek olarak görenlere hayırlı olsun. Kadın çiftçilerimize, genç çiftçilerimize hayırlı olsun. Büyük Konya Şeker ailesine hayırlı olsun sözleriyle başlayan Başkan Erkoyuncu, ilk 3 ayımızı kurumumuzun bankalara olan borçlarının yapılandırmasına ayırdık. Bu doğrultuda Ankara'da, İstanbul'da ve bankalar nezdinde yoğun bir şekilde girişimlerde bulunduk. Sayın Cumhurbaşkanımızla yaptığımız olumlu ve verimli görüşmenin neticesinde bu alanda hızlı bir ivme yakaladık. Pancar bedelinin tatmin edici bir seviyeye gelmesinin ve sizlerin de Konya Şeker'e dolayısıyla bizlere olan güveninizin sonucunda şirketimiz, 435.500 tonluk akotası taahhüdünün ekimini fiili olarak gerçekleştirdi. Sözleriyle konuşmasını sürdüren Başkan Ramazan Erkoyuncu, pancar üreticilerimize önümüzdeki hafta içinde mazot avanslarını dağıtıp inşallah hemen ardından üreticimizin bayram ihtiyaçları için ton başına 15 Türk lirası bayram avansını vermiş olacağız ve Temmuz ayı sonu gibi ikinci pancar avansımızı devreye alacağız ifadelerine yer verdi. 454 bin ton 21-22 kampanyasına 454 bin ton şekerimiz oldu. Bunun 435 bin tonu A şekeri, 18 bin küsür tonu da C. İhtiyacımız olanın %12 fazlası pancar ekildi Türkiye'de. Şimdi bu birçoğu belki arkadaşların kafasında soru işareti olur. Yok C'ye gider. Asla CM yok buyur inşallah. Çünkü devletten 50 bin tonluk kota söz aldık. Dolayısıyla kendisi Sayın Bakanımız yönetmeliği bir günde değiştirin dedi. Şeref sözü dedi. Onun için hatta o toplantıda arkadaşlar aradım. Ne kadar varsa ekin diye. %12 fazla ektik. Türkiye'de bu açık ara bir rekor arkadaşlar. Mazot fişlerini dağıtıyoruz arkadaşlar. Ton başına bayram avansımız 15'te. Bu da önümüzdeki hafta. Temmuz ayı içerisinde de normal o 45'te olan ton başına avansımız da Temmuz'un ortalarında da bayramdan hemen sonra da büyük avansımızı vereceğiz inşallah. Ocak ya da Şubat ayında başlamak kaydıyla biz bu yeni yere gideceğiz. Yeni yere giderken arkadaşlar şöyle bir şey var. Burada 9000 küsür ton fiili işleme kapasitesi. Orada kapasite artırıyoruz inşallah. Yeni difüzyon alıyoruz. Difüzyon dediğim bu girişte gördüğünüz dev kuleler. 12 bin tonluk difüzyonla orada kapasitemizde 12 bin tona çıkaracağız. Çumra'nın kapasitesinde inşallah önümüzdeki yıllarda birkaç yıl ama öyle uzun boylu değil, uzun vadede değil, hemen yakın tarihte birkaç yıl içinde 21 bin tona çıkaracağız. Niye? Arkadaşlar dediğim gibi ben bakanlıkta da devlet nezdinde de özel fabrikalarda hep şunu söyledim. Şeker pancarının hakikaten en rantabl, en randımanlı bölge bu bölge.